Benim dedem saray geliyor buraya. Yani o zaman Atatürk hani e, milli şey yaptığı zaman hani İstiklal Savaşı için yani hani Türk yani vatan elden gidiyor yani çağrı yaptığı zaman e, seferberlik görevi diyelim mesela onu. Zaten dedem gelmiş buraya 15 yaşında ama boylu olduğundan dolayı buna özel e, e, kuvvetlere vermişler yani İlk özel kuvvetlerde yapılan askerliği zaten dedem yapmış yani. Refik Bey müfresesinden önce çete çete dağılmışlar. Çete çete olmuşlar yani vatanı kurtarmak için. Sonra Atatürk'ün birliğinde e, askeri düzene geçmişler yani. 8 seneyle 8 sene 4 sene de öyle hazır kıta beklemişler. 12 seneye yakın bir askerlik yapmış yani dedim. Hani 2. Dünya Savaşı patlayınca dedim mecbur kalıyor yani. İzmit'ten oto yani tren istasyonundan geri gönderiyorlar onu yani. İstiklal Gazi Madalya sahibi. E zaten 41 sene olmuş dedem öyle yani. Ben de şimdi dedemin mezarının yapılmasını istedim. Zaten gördüğünüz gibi mezarlık kayboldu gitti yani. Mezarlıktan bir eser kalmadı dedim mezarından yani. Burada bir köyümüzde bir toprak kayması oldu. Bu taraftan bir de bu köyün yukarı tarafından. Öyle olunca zaten belirli zaten çoğu bakarsanız zaten belli yani. Mezarların çoğu zaten gözükmüyor artık yani kayboldu gitti. Ben zaten gerekli yerlere müracaat yaptım. En son valiyle, valiliğin bir birimi var işte gaziler ve şehitlerlerine. Onlarda da bir tüzükte istiklal gazilerinin e, mezarlığının yapılmasını diye böyle bir hüküm yokmuş yani. Öyle bir mecburiyet yokmuş. Sadece şehitler diye var. Benim dedem zaten şehitti ki benim dedem 12 seneye yakın savaşmış, gazi olmuş yani yaralanmış, vurulmuş, esir düşmüş dedem. Yani biz gazilik yani İstiklal gazisinin bir mezarının yapılmasını istedim ben yani. Onda yapamayacaklarını söylediler işte yürürlükte olmadığını söylediler öyle bir şeyin dediler. Biz de tamam dedik. Ondan sonra ben e, Kocaeli e, Gaziler ve Şehitler Derneği Başkanı'nı aradım. O da bize dedi ki biz de böyle bir şey yapamayız. Böyle bir sürü gazilerimiz var, İstiklal gazileri var. Biz hangi mezarını yaptıracağız? Onlar bizim zaten kalbimizde yaşıyor dediler. E kalbinde yaşıyorsa dedim o zaman sen ne yapıyorsun ki dedim yani. Kalpte yaşıyor ama gel bilgilen durumumuz yok işte mezarlığı yaptırmam lazım. Yani oraya müracaat ettik buraya müracaat ettik yani bir İstiklal Gazisi'nin yani mezarını yapam yapılamıyorsa yani ben daha ne diyeyim yani biz kendimiz yapacağız o zaman abi. Peki, Şubat'ta müracaatta bulundum. Süreçte işte beni buradaki kaymakamlık e, sosyal yardımlaşma Gölcük'teki sosyal yardımlaşmaya yönlendirdi. İstiklal Gazisi ve Şehitler Derneği bölümüne. Onlar il müdürlüğüne yazı yazdılar. Benim dilekçemi aldılar. Onlar da valiliğe işte valilikten gelen işte bizdeki şey kabul olunmayacağını şehit dediler. Ben de telefon açtım. Benim dedim şehittir ki dedim. İstiklal gazisi dedim. 8 sene savaşmış dedim yani. Durumum olmadığından dolayı İstiklal gazisi olan dedemin mezarının yapılmasını istiyorum dedim. Gene de kabul görülmedi. İşte ben de o yüzden yani böyle bir, bir yani duyulsun dedim yani sesimiz yani bizim gibi insanlar yani yani İstiklal Gazisi yani yakınları olanlar yani yani mezarlığını yaptırmak isteyenler mesela durumu iyi olmayanlara yani ben bir sesini olayım dedim yani